Ali Kara Hasanoğlu, avukatlık için baroya, örgüt için mafyaya mı soracağız? Uzun yıllardır tartışma konusuydu. AK Parti iktidarda ama barolarla ilgili kanunu çıkaramadı. Diğer meslek odalarıyla ilgili kanunlarda da gerekli değişiklikler yapılamadı. Baroların milletvekili seçimlerinden sonra yaptıkları açıklamalara bakın. Göreceğiniz şu, çoğunluğu aldınız diye ülkeyi tek başınıza yöneteceğinizi sanmayın. Demokraside farklı görüşlerinde dinlenmesi zorunludur. Yani ne diyorlar? Tek başınıza iktidara gelseniz bile ülkeyi tek başınıza yönetemezsiniz. Bunun içinde söylemlerini şöyle geliştiriyorlar. Seçim sonrasında yasama organında çoğunluğu elde edebilirsiniz. Ama yasama, yürütme, yargı ayrı kuvvetlerdir. Yasama da istediğiniz gibi kanun çıkaramazsınız. Yargı ayrı bir güçtür. Ona hiç dokunamazsınız. İyi de o zaman niye seçim yapıyoruz ki diyeceğiz? diyemiyoruz. Diyeceklerimiz boğazımızda kalıyor. Diyecek oluyoruz. Madem ki milletvekili seçimlerinde çoğunluğu sağlayan siyasi parti ülkeyi istediği gibi yönetemiyor, muhalefete de sorması gerekiyor. Madem yargıyı istediği gibi şekillendiremiyor, orası zaten tamamen bağımsız. O zaman baroların seçiminde ve yönetiminde de benzer bir sisteme geçelim. Baro seçimlerinde %5 oy alanların bile tüm baroyu yönetme imkanına kavuşabileceği sistemi değiştirelim. Kim ne kadar oy almışsa o kadar yönetim kurulu üyesi seçsin rakiplerinden bir oy fazla alanın yönetim kurulu üyeliklerinin tamamını kazanması sistemine son verelim. Bu kadar makul, bu kadar adil, bu kadar haklı bir talep karşısında Barolar ne yapıyor? 19 Mayıs'ta bir açıklama yapmışlardı. 1 Haziran'da toplanmışlar, dün itibariyle bir açıklama daha yapmışlar. Diyorlar ki avukatlık kanunda barolar ve seçim sistemlerine yönelik değişiklik girişimlerini doğru bulmadığımızı ve bu girişimlerin durdurularak geri çekilmesini talep etmiştik. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın daha kırkı çıkmadı. Evet evet, daha kırkı çıkmayan Egemenlik Bayramı'nda yüksek sesle aykırılan Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sloganlarının aksine baroların toplu açıklamasında milletin iradesini temsil eden yasama organına söylenilen şu. Kanun değişikliği doğru değil. Sanki bunlara doğru mu diye soran varmış gibi veya kanunlarda kanun değişikliklerini barolara da sormanız gerekir diye bir hüküm varmış gibi. Sanki anayasada egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Ancak barolarla ilgili kanun değişiklikleri yapılmadan önce barolara sorulur yazılıymış gibi. Şımarıklık devam ediyor. Birinci küstahlık doğru değil şeklindeydi. Küstahlık dozu gittikçe artıyor. Girişimleri durdurun. Baş üstüne baro derebeyleri. Başka emriniz? Biz ironi yapıyoruz ama onlar çok ciddiler. Emir veriyorlar. Kanun değişikliği girişimini geri çekin. Affedersiniz yani ne demek oluyor bu? Bu şu demek oluyor. Yasama organının kanun çıkarma yetki ve görevini tehditle koymak. Yani, yani anayasayı değiştirmeye teşebbüs. Yani, yanisi şu. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası sistemiyle yargılanmayı gerektiren suça teşebbüs. Bundan sonra yani yok artık. Küstahlık devam ediyor. 79 baronun açıklamasında, keza avukatlarımızın ve barolarımızın ihtiyacı ve beklentisini karşılayacak avukatlık kanunu hazırlanması aşamasında asıl muhatabın barolar ve Türkiye Barolar Birliği olması gerektiğini de vurgulamıştık. Ne yiyorlar, ne içiyorlar bunlar? Asıl muhatap barolar ve Türkiye Barolar Birliği'miş. Bu kafayla gidersek, örneğin mafya ile ilgili bir kanun değişikliği yapılmak istendiğinde de asıl muhatap mafya babaları olacak. Teröristlerle ilgili kanun değişikliği yapılmak istendiğinde asıl muhatap PKK olacak. Suç niteliğinde olmayan kanunlarda da öğretmenlere ilgilendiren değişiklikte de öğretmenlere, doktorlarla ilgili değişiklikte doktorlara, polislerle ilgili değişiklikte polislere, askerlerle ilgili değişiklikte askerlere, esnafla ilgili değişiklikte esnafa soracağız. Sormak bir şey değil de durdurun derlerse, geri çekin derlerse, biz ne dersek onu yapacaksınız derlerse Türkiye Büyük Millet Meclisi ne yapacak? 600 milletvekili ne diyecek bu tehditlere? Eyvallah mı edecek? Siz dediğiniz olacaksa biz niye milletin vergilerinden maaş alıyoruz ki demeyecekler mi? Biliyorum. Canım işe abartmayın. Bizim dediğimiz olsun isteğimiz yok. Bizim de görüşümüzü alın diyoruz itirazında bulunanlar olacak. Hani olayın geçmişini bilmesek biz de bu isteğe hak vereceğiz. Ama lütfen beyler bu yasa değişikliği kaç defa gündeme geldi. Her defasında barolardan görüş istendi görüşler alındı. Bazı haklı talepler değişikliklere eşlendi. Ama değişiklikte tümüyle bizim dediklerimiz olmazsa sokağa çıkarız tehditleri sonrasında değişikliklerden vazgeçildi. Daha 3 yıl önce tekrar gündeme geldi. Tekrar görüşmeler yapıldı. Yine tehditler sonrasında kanun değişikliği ertelendi. İyi de bu ülkede yasama etkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde mi yoksa barolarda mı? Böyle bir tehdidi barolar hangi yetkiyle yapabiliyorlar? Türkiye Büyük Millet Meclisi bunlara niçin eyvallah ediyor? Bizler müzakere ve diyalog kanallarının açılacağına inanıyoruz. Ancak kapalı tutulması halinde demokratik hak arama özgürlüğünün tüm gereklerini yerine getireceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz açıklamasının hesabını soracak bu ülkede bir savcı yok mu? Bu tehdide imza atan bir baro yetkilisi çıksın söylesin. Hak arama özgürlüğünün tüm gerekleri nelerdir? Açık açık söyleyin. Silahlı kuvvetleri kışkırtmak da bu özgürlüğün içinde midir? Halkı sokağa çağırmak da dahil midir?